arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda çok sık sorulan arkadaşlar bir konuya değineceğim. Kablolarımız, elektrik kablolarımız gerek antigron, gerek TTR, gerekse gerekse enya olmak üzere en çok en sık kullandığımız kablolar kesitlerine göre altılık, dörtlük iki buçukluk ve bir buçukluk kabloların kaç watt e, çekebileceğini ve bu kablonun üzerinde kaç amper sigorta kullanmamız gerektiğini e, şimdi size teker teker söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu merak edilen bir konu. Devamında soruluyor. Bunun için bu videoyu e, çekmek istedim. Yani yoğunda istek talep oldu. Şimdi şöyle başlayalım. E, elimizde şöyle bir antigron kablomuz var. E, kesitleri söyleyeceğim. Şimdi benim elimde şu anda bu 3 çarpı iki buçuk bir antigron kablom var. örnek olarak bundan başlayacağız. Şöyle 3 çarpı 1 buçuk kablom var. Ve yine iki buçukluk e, en tekli bakır böyle iç tesisatta inşaatlarda evlerin iç içerilerinde prizlerde kullandığımız kablolarımız var. Ee, şimdi altılık kablo getirmedim ama söyleyeceğim yani o da altılık aynı yani kesitler e, kablolar zaten aynı. E, şimdi şöyle ilk önce şö şöyle başlayalım. Bakın e, şunu ilk önce bilmemiz lazım ki en önemli şey kabloda e, biliyorsunuz birçok e, Allah korusun yangınlar e, bu kabloların maalesef yüzünden çıkmakta. Ee, kabloların e, yeterli gücünün hesaplanmaması, işte e, düşük, yüksek vatlı e, cihazlara e, ince kablo kullanılması, kablonun piyasa malı dediğimiz, üzerinde TSE, e, CE bir tabirle belgesi bulunmayan kabloların kullanılması, bunun üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar, lütfen aldığınız, Kabloları nereden alıyorsanız muhakkak ve muhakkak. Bakın, üzerine basarak söylüyoruz. Senelerdir üzerinde bakın TSE ibaresi muhakkak bulunmalıdır. Diğeri kendi kodudur. 3G 2.5 milimetre kare yani 3 çarpı 2.5 mm bir kablo. Diğer üzerinde bazılarında TSE'nin kodu yazar, işte metresi yazar gibi. Ama muhakkak ve muhakkak TSE belgesini üzerinde görün. Bakın şu Enya'da bile buraya tekli enya aldığınız zaman bile şu anda burada kamerada görüneceğini pek zannetmiyorum ama muhakkak iyi kalite olmasına dikkat edelim. Bakın bunun üzerinde bile muhakkak şöyle beyaz beyaz yazılarla küçük minik yazılarla muhakkak vardır. Üzerinde kabartma ilan vardır. Göremiyorsanız üzerine aldığınız yerde size kesif veriyorlarsa üzerindeki e, bunun poşeti vardır, makarası vardır o makaraya muhakkak bakın markasını ve TSS'ini kontrol edin diyorum. Ee, üzerine basa basa söylüyorum. İlk önce buna dikkat edeceğiz. Yani burada ben şimdi e, şu kadar watt, e, şu kabloya şu kadar watt kullanılır, e, şu kadar amper sigorta çeker e, diye bunları açıklayacağım, söyleyeceğim ama ilk önce kablo. TSE'li ve e, güvenilir e, markalı kaliteli bir kablo olması lazım ki e, gerçek kesitini e, ve bakır yoğunluğunu içinde barındırsın e, arkadaşlar. Yani kablonun TSsi olmaz işte markası kalitesi iyi olmaz kablo çok kalın olabilir sizi yanıltır ama bakır yoğunluğu içerisindeki bakır saflığı çok azdır yani kalitesizdir çok kalın olmasına aldanmayın Dediğim gibi o kritere bakıyoruz. Şimdi e, ben şimdi bunları size e, şöyle yazarak da göstereceğim. Bakın. Şimdi altılık bir kablo diyelim elimizde var. Altılık e, Antigron veya tetere bir kablomuz var. Bu altılık kablomuzun çekebileceği e, watt 13.000 Watt ile 14 bin şöyle yazalım sıfırları yazalım. Watt arası bir çekere sahiptir. Yani bunları açtığınız zaman bu kablo e, aşırı ısınma yapar, kısa devre yapar ve yangına sebebiyet verir. Ha bunun altındaki bir değeri tabii ki kullanabilirsiniz ama üstüne asla kata çıkmıyoruz. Altılı kablo 13.000-14.000 watt e, yük yük çekerine sahip. Peki sigortası e, kaç amper olmalı? Sigortası da 63 amper olmalı arkadaşlar. Ha bundan sigortası bundan yüksek olursa bu sefer de e, herhangi bir e, aşırı akım çekilmesi, kısa devre, e, cihazın yüklenmek gibi durumlarda da bu sefer sigorta açma yapmayacak. Yine kabloya kablodan aşırı akım çekilip ya cihazın yanmasına, bozulmasına veyahut da kablonun yanmasına yani yangına sebebiyet verecektir. Diyoruz ve bundan sonra dörtlük kablomuz, en çok kullandığımız dörtlük enya veyahut e, TTR yani çoklu kablo fark etmiyor. Ü, mim olan milimetresi kabloların arkadaşlar. Dörtlük kablomuz ise 10.000 Watt ile 11.000 Watt bir e, taşıma yüküne çekere sahiptir. Peki ne kadar sigorta kullanmamız lazım? 50 amper sigorta kullanmamız lazım. Ya bunun düşük yani bundan alçak sigortada olabilir. Maksimum kullanmamız gereken değer yani çekeri amper olarak da bu. Bunlar 63 amper ve 50 amper bunların maksimum değerleri. Eğer dörtlük bir kablo kullanıp e, üzerinden 10 bin watt, 11 bin watt çekilmiyor da işte 7 bin watt çekiliyorsa burada 50 amper sigortada kullanılmaz. Ee, burada e, biraz sonra söyleyeceğim daha düşük sigorta kullanmamız lazım. Yani illa dörtlü kablo kullandım 50 amper sigorta olacak diye bir e, algı burada olmasın. E, bunu da bilelim yani. E, ve şöyle iki buçukluk kabloya geçelim. İki buçukluk en ya veyahut da TTR dediğimiz Kablo 2,5 milimetre. Bu kablo ise bunlar benim verdiğim yan, arkadaşlar maksimum değerler 7000 7000 ila 7300 watt arası bir taşıma kapasitesine, yük taşıma kapasitesine sahiptir. Maksimum Kullanacağımız sigorta ise 32 amper sigortadır. Bundan sonra geliyoruz en çok kullandığımız yine kablolardan. 1.5'luk Enya veya dediğim gibi TTR kablo. Burada da 3000 ila 3300 watt arası Maksimum değere sahiptir. Çekere sahiptir. Üzerinden yük çekilebilir. Bir buçukluk, şu elimde görmüş olduğunuz bu bir buçukluk bir e, TTR kablo. Bu en yada olabilir. Bunun da en fazla kullanacağımız sigorta değeri 16 amperdir e, diyoruz. Yani değerlerimiz e, bunlar. Çok soruluyor. Ha bir cihazı aldığınız zaman nasıl hesap yapacaksınız? Bir cihazı aldığınız zaman işte çamaşır makinesidir, e, bulaşır makinesidir, buzdolabıdır, şofbendir. Bakacaksınız muhakkak kitapçığında işte cihazın sağında, solunda, arkasında, kapağın içinde illaki kaç watt olduğu, e, kaç volt olduğu, kaç watt olduğu yazar. İşte 220, 250 veya 220, 240 volt arası işte yazar. Mesela işte diyelim ki... E, 7000 watt der. Ee, ha burada ne yapacaksınız? Ne kullanabiliyoruz 7000 wattta? 2.5'luk kablomuz bize ne yapıyor? Y yeterli oluyor? 7000-7300 arası kullanabiliyoruz 2.5'luk buçukluk enya veya teterek kablomuzu, sigortamızı da maksimum. Eğer eğer cihaz, bakın çok dikkat edin. Yine tekrar ediyorum, eğer cihaz e, 7000-7300 watt değerindeyse 32 amper kullanmamız lazım. E, 2.5'luk kablo kullanmamız lazım. Eğer sigorta 32'den düşük kullanırsak cihazımızda 7000 watt ise bu sefer sigortamız e, cihaz çalıştığı zaman aşırı akım çekip bu sigortanın değerine uygun olmadığı için sigorta yani amperajı düşük kalacaktır. Sigorta bu sefer e, açma yapacaktır, atacaktır. Onun için yani 2.5'luk kablo 7000 watt ise 32 amper kullanıyoruz. Eğer çok dikkat edin bu diğer değerler için de geçerli. İlla da 2.5'luk buçukluk kablom var. Ee, burada ben e, efendime söyleyeyim işte iki buçuk kablom var ama üzerinde 3000 watt bir şey kullanacağım. Bir değer kullanacağım. 3000 wattlık bir cihaz kullanacağım. O zaman 32 amper kesinlikle kullanmıyoruz. O zaman ne kullanıyoruz? Ee, şurada bakın 3000 watt dedik. E, 3300 watt dedik. Burada da kullanacağımız sigorta gene iki, kablomuz iki buçukluk olabilir. Cihazımız 3000 watt ise 16 amper. E, ...bir sigorta kullanıyoruz... E, ...veyahut... E, ...maksimum... ...20 ampere kadar da... ...16-20 amper arası... E, ...bir sigorta kullanabiliriz... ...o cihazın durumuna göre... E, ...diyorum... E, ...bunları da açıklamış olduk... E, ...sigortalarımızı da... E, ...gene... E, amperaj, ...amperajlarını söyledim... E, ...sigortalarımızı... E, ...her zaman... Yine aynı şekilde TSE'li, e, markalı ve kaliteli sigortalar kullanmaya bakın. Ona da e, özellikle üzerine basarak söylüyorum. Piyasada birçok TSE'li, birçok marka sigortamız var. Hepsini e, gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. E, yeter ki üzerinde e, TSE belgesi. Bakın köşesinde sağında solunda illaki yazıyordur TSE, CE gibi ki amperajları doğru amper olsun e, diyorum. Ee, şimdilik her şeyi e, Anlattığımı düşünüyorum Eğer eksik kalan bir şey varsa Yorumlarda yazarsanız e, ilgilenirim. Cevabını veririm arkadaşlar e, Teker teker Aklınıza takılan bir soru olursa e, Lütfen arkadaşlar e, Kanalıma abone olup e, Bana destek vermeyi unutmayınız Videoma beğeni yaparsanız sevinirim Hepinize Allah'a emanet ediyorum Hayırlı Gönder diliyorum. Sağlıkla kalın arkadaşlar.